Tabii burada önemli olan hastalığın evresi, kısacası yaygınlığı. Sınırlı evrede bir akciğer kanseriyle mi karşı karşıyayız, ileri evrede mi? Buradaki temel noktada akciğer kanserinde kaynaklandığı yerden daha uzak bir yere, karaciğer, kemik, beyin metastazı yapmış mı, oralara yayılım yapmış mı? Bunu başta da belirttiğimiz gibi mutlaka evrelememiz gerekiyor. Bu evrelemede çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bunun içinde tomografi var, PET filmi var. Bunlarla beraber eğer sınırlı evrede bir tümörle karşı karşıyaysak, yaygın değilse buradaki temel amacımız hastaya cerrahi uygulayabilmek. Akciğer kanserindeki hastalarımızın 5'te 1'inde cerrahiye gidebiliyor. Bu çok düşük bir oran. Dikkat ederseniz tüm hasta grubunda çok düşük bir oran, 5'te 1. Ne yapıyoruz? Günümüzde artık ameliyattan önce uyguladığımız tedavilerle bu cerrahi oranını arttırmaya çalışıyoruz. Bu oranı ne kadar arttırırsak sağ kalım sonuçlarımız, başarı şansımız artmakta. Bununla beraber cerrahiye uygun olmayan hastalar, yine bu hastalarda da tam şifa, kür şansını neyle sağlayabiliriz? Diğer bir lokal tedavi yöntemi olan radyoterapiyle sağlayabiliriz. Tabii teknikteki gelişmeler radyoterapinin artık hem etkinliğini arttırdı hem de yan etkisini azalttı. Bu noktada cerrahiye uygun olmayan ama halen bölgesel hastalığı olan hastalar için radyoterapinin bizim sistemik tedavilerle gerek beraber gerekse de ardışık olarak uygulanması tam şifa şansını arttırmakta. Bununla beraber bu hasta grubu tam şifa edebildiğimiz lokal hastalar. İleri evre hastalıkta ise amacımız hastaya göre değişmekte. Hastanın yaşam kalitesini çok bozmadan sağ kalım süremizi uzatmaya çalışıyoruz. Buradaki önemli nokta mümkün oldukça hastanın günlük hayatına devam edebilmesi, sosyal olarak etkilenmemesi ve buna uygun da en rahat tedaviyi seçmemiz. Eskiden her hastaya kemoterapi kullanıyorduk. Günümüzde bu yaklaşım artık bireyselleştirilmiş tedaviye kaymış durumda. Bireyselleştirilmiş tedavide yine hasta ve tümör özelliklerine göre elimizdeki seçenekler hepimizin bildiği gibi kemoterapi, hedefli tedaviler ve immünoterapi. Bunlara hangi tedaviye uygun olduğunu hastanın yapılacak ileri incelemelerle karar veriyoruz. Ve bu tedavilerin de ayrı ayrı uygulamaları ve ayrı yan etkileri var. Bunu da hasta bazında mutlaka değerlendirmek gerekiyor.